hazırlanıp gitmek ister ki? Yani bu nasıl sunarsanız böyledir. Çocuğa internet için değil, iyi düşünmüşler. Çok fazla başında vakit geçiriyorsa, sosyalleşmesi açısından yuva, kreş, anaokulu her zaman çok önerdiğimiz şeyler arasında. Ama bunu internetle bağdaştırmamak lazım. Ve 4 yaşındaki çocuğun biraz daha kontrol edilebilir düzeyde tutulması. Tamam, oynamana izin veriyorum ama diyelim ki şu oyunundan bir tane oynayabilirsin. Her gün bir tane hakkın var. Ve geri kalan diğer zamanında da hep söylediğin gibi Yönlendirmek yönlendirme. gerekiyor. Yani onun evet burada bilgisayara girme, peki ayakta mı durayım böyle veya oturayım Aynen. mı şöyle? Evet. Onun karşısında da alternatifi vermek lazım. En Ya güzel o sohbet, alternatif ya kitap. karşılıklı oyun. Evet, 4 karşılıklı. yaşında. Evet. Yani çok erken değil mi? Bu ne yapmak lazım 4 yaşındaki bir çocuğa ya da şey ne zaman bilgisayar vermeli çocuklara, ne zaman telefon almalı? Ne söylemek Şimdi istersiniz? öğretiyorsanız zaten çok onlar açısından ilgi çekici bir şey, anlık bir şey. Aslında geliştiren oyunlar da var. O kadar kötü de değil. Yani bu tablet, PC'lerde falan çocukların el göz koordinasyonu dediğimiz bir şeyleri görüp algılayıp tıklaması vesaire gibi şeyler geliştirebilir. Ama bunları biz televizyon izlemesinden ya da başka bir şey yapmasından daha uzun süreler yapmalarını istemiyoruz. Öyle oyunlar seçilebilir mesela. El göz koordinasyonunu kuvvetlendirecek oyunlar seçilebilir. Görseli zayıftır, onu kuvvetlendirecek şeyler seçilebilir ki bu konuda da önerilerimiz oluyor, oyun önerileri. Artık mecburen biz de modifiye olmaya çalışıyoruz. Yani onu daha kullanılabilir, daha sağlıklı nasıl yapılabilir halini düşünmemiz gerekiyor. Yani biz bunu görmeyelim, böyle bir şey yok, interneti unutalım, o da bilmesin, görmesin. Böyle bir şey yok. Ortamımızda artık hani bütün dünyada bu varsa ona adapte olmak durumundayız. Çünkü saklamamız söz konusu değil. Okul konusunda bence biraz daha motive edici, hani neler yapılacağı anlatılabilir, önceden bir okul ziyareti yapılabilir, okuldaki etkinlikler öğretmeniyle tanıştırılabilir. Hani o da bir insan, hani böyle bir sopayla falan beklemiyor kapıda. Yani sen çok internet oynamışsın, gel bakayım buraya, seni okula alıyoruz gibi bir Öyle bir insan algı olmadığını, oluşturmamak yani çocuk lazım, belli evet. ki korkmuş, birazcık olayı kontrol altına alması için biraz daha bilgi sahibi olması okulla ilgili bence yardımcı olabilir. Evet. Şimdi ebeveynler şu soruyu soracaklardır. Tamam, ben çocuğumu evet engellemek istiyorum internet bağımlılığını ve internet karşısında fazla zaman ayırmasını istemiyorum. Biz de diyoruz ki çocuğunuzla ilgilenin, siz ona biraz daha fazla zaman ayırın. O da diyebilir ki işte ben sabah 7'de çıkıyorum, işe gidiyorum, akşam 9'da da dönüyorum örneğin. Eve geliyorum, yemek memek zaten vakit kalmıyor. O arada ne önerebiliriz peki? Çocuğun o aradaki döneminde özellikle yazın şimdi evde zaman geçiriyorlar. Hani akşam geldiğimde ilgileneyim çocuğumla ama o O zaten süreci evde nasıl uzun süre geçirsin? yokum ve o süreçte ne yapabilirim sorusuna ne önerebiliriz acaba? Şimdi yaş aralığına göre değişiyor. Ergenler çok işlerine karışılmasından hoşlanmıyorlar. Ama daha küçük yaştaki çocuklar için gün yapılandırılabilir. Tatil süresi çok uzun. Ve eğer çalışan anne babaysa ve çocuk evde tek başınaysa yüksek ihtimalle televizyonla geçiyor. Bazen bilgisayarın hani interneti kapatma, modemi iş yerine götürme gibi bir takım yöntemler de denenebiliyor ama onun yerine alternatifi var sonuç olarak. Onlar hani bugün bence şöyle yapalım. Sen kahvaltıdan sonra hani çok izlediğin, sevdiğin çizgi film var ya onu izle. Ama sonrakiler tekrar zaten. O sırada dışarı çıkabilirsin ya da biraz